Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Şanlıurfa'dan sesleniyoruz. Yanımızda kitapçılık alanında faaliyetlerini sürdürmekte olan Ömer Bey bulunmakta. Öncelikle Ömer Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkürler. Bizler de çok iyiyiz. Bizlere ve seyircilerimize biraz kendinizden bahseder misiniz? Ne zamandır bu sektördesiniz? İsmim Ömer. Türkçe öğretmeniyim. Bir yıldır Şanlıurfa'da kitap evimiz faal, aktif. Daha önce Karaköprü'de ilçesindeydik, farklı bir ilçedeydik. Şu an bu hafta içerisinde buraya taşındık. Üniversite yıllarımda İstanbul'da pasajlarda, sahaflarda çalıştım. Şu an çalışan bir öğretmenim. Aynı zamanda burayı kardeşimle beraber işletiyoruz. O edebiyat mezunu. Zamanımızın büyük kısmını burada geçirmeye çalışıyoruz. Gençlerle iletişim kurmaya çalışıyoruz sürekli. Bu şekilde. Peki Ömer Bey, buradaki kitaplarımız kaç yaş grubu için geçerli? Yani kitabın aslında yaşı yok. Ama her okuyucuya hitap edecek illaki kitap var. Gelen okuyucuya göre onunla konuşup, iletişim kurup, yaşına, okuma seviyesine uygun kitabı mutlaka öneriyoruz. Yani 10 yaşındaki çocuğun da okuyacağı kitaplar oluyor. 70-80 yaşındaki amcamızın, teyzemizin de okuyacağı kitaplar mutlaka oluyor. Peki son olarak izleyicilerimize ve bizlere söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yani okuyun demek istemiyorum. Okumanın bize bir şeyler kazandıracağına inanmanızı istiyorum. Neden okumamız gerektiğini düşünmek gerekiyor. Hani bizim iletişim kuruyoruz günlük hayatımızın her alanında, yani iletişim kurmak zorundayız. Bu iletişimi kurarken bir şeylere ihtiyacımız var, kelimelere ihtiyacımız var, kendimizi ifade etmeye ihtiyacımız var, kendimizi tanımaya ihtiyacımız var. Hani bunun yolu kendi özelliklerimizi keşfetmekten geçiyor. Kitap okumalıyız, resim yapmalıyız, spor yapmalıyız. Hani zeka oyunlarıyla aramız olmalı. Hani bilişsel, zihinsel aktivitelerin, bedensel aktivitelerin, fiziksel aktivitelerin içerisinde olmalıyız ki kendi hayatımız için bir farklılık yapalım ve bu farklılığı çevremize yansıtalım, ama sözle değil, yani davranışla yansıtalım. Böyle olduğu sürece hani etkimizi illaki göstereceğiz. Söylemek istediğim bu. Peki Ömer Bey, bu değerli bilgilerinizden ve hizmetlerinizden yararlanabilmeleri için seyircilerimiz ve bizlerle iletişim bilgilerinizi paylaşır mısınız? Tabii ki. Konum Şanlıurfa merkezde, Kapaklı Pasajı diye geçiyor. Onun hemen karşısındayız. Kapaklı Pasajı'nı, bulunduğumuz yeri kimse bilmez. Ama Kapaklı Pasajı şu an Urfa'da herkes biliyordur. Kitap satmadıkları için çok kolay biliniyorlar. Hemen karşısında Torutoys binası var. Yeni açılan Torutoys binasının alt katındayız. Erdem Sahaf diye geçecek ismi. Önceki yerimizde Erdem Kitap Evi'ydik. Buradayız. Google'da Erdem Sahaf yazarsak Erdem eğer. Evi, Erdem Sahaf yazdığımız zaman çıkıyor. Instagram hesabımız var. Erdem Kitap Sahaf diye geçiyor Instagram hesabımız. Facebook, Twitter hesabımız yok. YouTube hesabımız şu an yok. Zaman ayıramıyorum. Zaman ayırabiliyor olsam bir YouTube hesabı açıp sürekli kitaplardan bahsedeceğimiz hani içerikler oluşturmayı düşünüyoruz. İletişim bilgilerimiz bu şekilde. Yani Instagram hesabı üzerinden bize her zaman ulaşabilirler. Bugün Ömer Bey'leydik. Ömer Bey'e çok teşekkür ediyoruz efendim, verdiği değerli bilgilerden dolayı. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.